Araç içi trafik kazası, ambulansla gelirken eksi oldu. CPR yaptık ama yanıt alamadık. Yani eksi doğru. Ölüm saati 8:10 olarak kayıtlara geçsin. Özlem Acarlar, araç içi trafik kazası. 35 haftalık hamile. Kazada sol kol humerus şaftı seviyesinden kopmuş. Damar yolundan bolus izotonik verdik. Kesi bölgesine basınçlı tampon uygulandı. Kol mu dedi? Kolum koptu mu? Özlem Hanım, iyileşeceksiniz, merak etmeyin. Ela, yarıyı kontrol et. Koluma gerçekten ihtiyacım var. Yardım lazım mı? Senin vizitte olman gerekmiyor mu? Şansa bak. Neyimiz var? Özlem Acarlar, trafik kazasında sağ kol kopmuş. Bebeğin kalp atışları iyi ama annenin kasılmaları arttı. Özlem, merhaba. Ben Doktor Arslan. Seni muayene edeceğim, tamam mı? Gayet temiz bir kesik Aslan Bey. Boşuna uğraşma, seni vakaya alacak değilim. Uğraşma, seni vakaya alacak değilim. Antibiyoterapisini başlayın ve steril nemli gazlarla sarın. Mikrocerrahi ile tedavi şansı iyi görünüyor. Kolu nerede? Aranıyor. Bebeğim babasız doğacak. Zaten bir kolu eksik. O yüzden benim kollarıma çok ihtiyacı var. O kolu bulun. Evet, kopuk bir kol. Anlıyorum. Lütfen bir kez daha araştırır mısınız? Trafik ekibi kaza yerinde değil diyor. Hocam nasıl bulacağım o kolu? Vallahi kopuk kolları aramak konusunda özel bir talimatname yok. Ama şanslıysan... Nani, 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 ambulans geliyor. Nani, 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 bağırma nani, oğlum. Nani. Biz kaza konvoyundaydık. Bir kol bulduk, poşete sardık ama... Harikasınız, teşekkürler. Hemen Aslan'a kolun bulunduğunu bildir. Tamam hocam. Kolum gitmiş. Kolunu bulduk Özlem. Aslan Bey şu anda dikilip dikilemeyeceğine bakıyor. Ayrıca ortopedi doktoru da değerlendirecek. Ha, bu arada arayabileceğimiz bir kimsen var mı? Yok. Yani babam var ama beni tanımıyor bile. Yıllar önce bunadı. Allah beni yalnız kalayım diye getirmiş bu dünyaya. Annem ben çocukken öldü. Bebeğimin babası da bizi bırakıp kaçtı. Hadi ağlama ne olur. Bebeğim de benim gibi bahtsız. Babası yok. Annesinin bir kolu yok. Bu halde nasıl bakacağım ben ona? Aslan Bey de geldi. Özlem, sana iyi, güzel bir haberim var. Kolun çok iyi durumda. Ela onu temizleyecek, ben de yerine dikeceğim. Tamam mı? Tamam. Ela. Hemoglobini 7.4. Ameliyat almadan önce 3-4 ünite kanı hazır etmemiz lazım. Kanı A negatif. Ya stokta yoksa? Tedarik etmeye çalışalım. Hı
Kolu bulmuşsun. Benim kolumu. Uzak dur kolumdan. Hemen ameliyat alacaksınız değil mi? Maalesef alamayacağız. Stokta A negatif kan olmadığı için bağışçı bekliyoruz. Hı. Senan. Hı. Sence kız isteme töreni güzel bir şey mi? Yani farz edelim nenen aksilik etmedi. Her şey yolunda gitti filan. Yani güzel mi? Sinir bozucu. Hatta korkunç. Acaba aileleri anlaşabilecek mi, geriliminden ölüyorsun? Sence çok bir şey kaçırmıyorum yani. Aa, rica ederim. Bir tepsi kahveyi dökmeden taşımak için cambaz gibi yürüme zevki çok başka. Onu kaçırıyorsun. Neredeyse unutuyordum. Neyi? Önemli bir şey değil, dosya işleri. Tamam. Özlem Hanım, ondan geriye doğru saymanızı istiyorum, tamam mı? Hayır. Hayır, hazır değilim, hayır. Özlem, sadece uykuya dalmak gibi bir şey olacak. Bunu yalnız yapamam. Yalnız olmak istemiyorum artık. Korkuyorum. Seni çok iyi anlıyorum Özlem. Anlayamazsın. Kimse anlayamaz. İnan bana, hikayelerimiz benziyor. Benim kadar yalnız olamazsın. Annem ben küçükken gitti. Babam yıllardır Alzheimer. Ama yalnız değilim. Sen de değilsin. Ben yanındayım. Bir doktor değil, seni anlayan bir arkadaş olarak. Bana güveniyor musun? Öyleyse ameliyata hazır mısın?